Sayın arkadaşlar, şimdi bizim burada görüldüğü gibi bir sağlık sorunumuz var. Yer sorunumuz var, sağlık ocağı sorunumuz var. Bunu çeşitli zamanlarda dile getirdik ve bu zamana kadar herhangi bir şey gerçekleşmedi. Ve bize şu anda en son aşamada bize butik hastane yapılacağı söylenildi. Ben ilçe başkanımla, AK Parti ilçe başkanıyla görüştüğümde bize verilen yeri mahkemelik olduğunu duyduk. Bir ayrı bir tarafa yapılacağını bize söyledi. Fakat şu ana kadar da herhangi bir gelişme yok. Yapılan bir şey de yok. Buradaki gelen kısımda çoğu arkadaşlarımız emekli, halkımız emekli. Bunların bir hastaneye gitmesi, masraflarını yapması, yani yaşlı kişi, iki kişi olarak giderler, ailece giderler hastaneye. Bu gidiş geliş buradan çarşıya 4 kişi, 4 kişi de öbür tarafa 8 kişi olaraktan evlerine dönerler. Yani 8 tane bilet kesilmiş olur bunlara. Halk otobüsüne ödeme yaparlar. Ve bu da halkımızı çok mağdur etmektedir. Bir emekliyi çok mağdur etmektedir. Hele bir de bunun yanında doktor iğne verdiğini düşünürseniz, malumunuz iğneyi eczaneler yapmıyor. Eczaneler yapmıyor. Eczane yapmayınca hastaneye gitmek zorunda. Bir vatandaş yalnız başına buradan emekli hastaneye gittiği zaman İki araba değiştiriyor. İki araba da oradan gelecek. Dört araba. Yani dört araba parası daha vermiş olacak. Hele bir de bunun şeyini düşünürseniz, sabah akşam iğnenin sabah akşam yapıldığını düşünürseniz, bu külfet daha da artmakta olacak. Halkımız bu yüzden çok mağdur durumda. Biz bunu çeşitli zamanlarda gereken yerlere söylememize rağmen şu ana kadar herhangi bir sonuç alamadık. Bundan sonra da yetkililerden şunu istiyorum, rica ediyorum. Bu işin üzerine biraz eğilip bu halkımıza yardımcı olmalarını diliyorum. Bir de burada şu sorunumuz var mahallemizde. Yeni adliye binamız buraya geldi. Vergi dairesi binamız buraya geldi. Fakat aradaki yol çok dar oldu. Yani iki araba yan yana geçemez oldu. Arabalar kaldırıma çıkıp park ediyorlar. Burada bir park sorunumuz oldu. Etrafta bu kadar arsalar varken buralar niye yapılmıyor? Bunu ben merak ediyorum. Bize yapılacağını söz verdiler. Yapılacak dediler. Ama şu anda herhangi bir çalışma yok. Yapılmadı. Ve burada da vatandaş arabalar kaldırıma park ettiği için yoldan yürümek zorunda. Mağdur durumdalar yani. Orada bir halkımıza araç çarparsa bunun sorumlusu kim olacak bilemiyorum. Bu bölgeyi okullar bölgesi, eğitim bölgesi ilan edildi. Bu eğitim bölgesinin içinde de sürücü kursu araçları çalışmaktadır. Okul dağıldığında, bu araçlar da yola çıktığında, yol çok kalabalık oluyor talebelerden. Çok kalabalık oluyor. Öğrenci servisleri, işte öğrenciler kalabalık oluyor. Bir de acemi sürücüler bunun içine eklenince trafikte tehlike kaçınılmaz. Yani burada biz bunu söyledik. Milli Eğitim'e gittik, söyledik. Demek anladığımızı söyledik. Fakat şu anda yapılan şey orası. Burayı tercih etmişler. Fakat burada da okullar bölgesi olduğu için tehlike arz etmekte. Bunu yetkililerden rica ediyorum. Bunun üzerine bir eğilmelerini ayrıca rica ediyorum. Yani.